Abdülkadir Karaduman. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Ben son konuşmamızda faizde kalmıştık. Şimdi faiz aslında fakirden zengine doğru bir akışı işaret eder. Nasıl ki zekatta zenginden fakire doğru bir akış söz konusuysa, faizde de fakirden zengine doğru bir akışa işaret eder. Bu da dolayısıyla üretimin, alın terinin yani emeğin fakirden zengine doğru akması anlamına gelir. Yani buradan da hareketle servetin herkesin arasında değil de sadece belirli ellerde toplanmasına hizmet eder. Ve servetin de belirli ellerde toplandığı her sistem zulüm sistemidir. Şimdi 2017 bütçesinde faize ayrılan kısım 55 milyar TL, 2018 bütçesinde 72 milyar TL, 2019 bütçesinde yani şu anda üzerinde konuştuğumuz bütçede ise 117 milyar TL. Şimdi üzerinde konuştuğumuz bütçede yatırım harcamaları için belirlenen miktar 65 milyar TL. Bu da demek oluyor ki faize ayrılan kısmın yarısı yatırıma ayrılacak demektir. Bu sebeple bu bütçe haram bir bütçedir. Bunun neticesi ise insanımızın %20'sinden fazlası şu anda açlık sınırının altında, %60'ından fazlası ise yoksulluk sınırının altındadır. Dolayısıyla bu bütçe Samsun'da Kübra bebeklerin açlıktan ölmesine, Adana'da Goran bebeklerin açlıktan ölmesine, esnafların kepengini kapatmasına ve bunun neticesi olarak da yine evladına elbise alamadığı için bir babanın intihar etmesine sebep olacak demektir. Eğer biz bir kitaba inanıyorsak, o kitapta şu geçer, der ki... Toparlayın sayın. O kitapta der ki, para, mal ve servet bazılarının elinde dönen bir devlet olmasın der. Tabii eğer biz bir kitaba inanıyorsak, mesele bundan ibarettir. Bu bütçe özelleştirme bütçesidir. Yani yatırım bütçesi değildir. Bu bütçenin neticesi olarak siz hipodrom açarsınız, golf sahası açabilirsiniz, havuzlar açabilirsiniz, parklar, bahçeler açar, hatta ve hatta bu park ve bahçelerde kek de dağıtabilirsiniz ama fabrikaları kapatmak zorunda kalırsınız. İktidarda olduğunuzu zannedersiniz ama aslında küresel sermayenin distribütörü olmaktan başka bir şey de yapamazsınız. Şimdi geçtiğimiz günlerde Kars Sarıkamış'a bir vesileyle gittik. 1976 yılında açılan bir ayakkabı fabrikası, tam anlamıyla 600 kişinin çalıştırıldığı bu ayakkabı fabrikası 2004 yılındaki özelleştirmeler neticesinde satılmış. Toparlayın artık sayın. Ve şu anda harabe içerisinde, içeride askerler nöbet tutuyor. Bu ayakkabı fabrikasının açılmasının en önemli sebebi ise Sarıkamış'ta, Sarıkamış şehitlerinin ayağında çarık olmaması sebebiyle orada ayakkabı fabrikası açılmıştır. Ama bugün gelinen özelleştirme politikaları sonucunda metruk bir vaziyette bulunan bina konumundadır. İşte bu yüzden söylüyoruz defaatle, faiz haramdır. Vatandaşın her ama her bir alın teri bu meclise emanettir. Bu meclisin bu emanete sahip çıkması gerekir. Bu bütçeyi savunmak, mevcut haliyle bu bütçeyi savunmak, faizi savunmaktır. Dolayısıyla zulümü savunmaktır ve genel ifadeyle de haramın kendisini savunmaktır. Dolayısıyla buna sonuna kadar biz karşı çıkacağız. Her yerde de bu bütçenin yanlışlığını ifade etmiş olacağız.